Rabbi رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ ve وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ O, السَّمِيع olan, her şeyi işiten, her şeyi bilen, duyan. Yani uzayda diyelim ki insanların başına çeşitli kazalar, onlarda da gelecek. Bazen böyle şimdiye kadar oldum bilmiyorum, uzaya kaçan kimse olsa, yani irtibatı kopsa, boşluğa dağılsa gitse, o da... Ya Rabbi dediği zaman bilecek ki Allah Azze ve Celle yerde nasıl duyuyorsa onu orada da duyuyor. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي الْأَرْضِ اِلٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَهُوَ السَّم۪يُعُ الْعَل۪يمِ İşiten odur. Allah sözü duyar. قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Sanmayacak ki ben şu anda boşluğun derinliğine doğru gidiyorum. Tabi böyle bir anda hala hayatta kalabilir mi bilmiyorum. Ama velev ki bir süre kalsa ve boşluğun derinliklerine doğru gitse, bu insan yine bilecek ki şu an Allah Azze ve Celle benimle beraberdir. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا Siz her nerede olursanız olun, Allah Azze ve Celle sizinle beraberdir. Seslense icabet edecek olanın yine Allah Azze ve Celle olduğunu bilecek. Ya Allah, Ya Rahman, diye seslenecek, Cenab-ı Hak'tan yardım dileyecek, duasını orada yapmaya, orada da yapabilmeye devam edecek. Çünkü Allah sözü işitir. قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ Allah sözü bilir. قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ O iştendir. وَهُوَ <laughs> Ve bu özellikleriyle Allah Azze ve Celle bir tanedir. Tektir. Yani es diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zatını bununla çok yerde övdü. el diye bunlar Allah'ın sıfatları. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak çok yerde kendisini övdü. Bu zatına özgü bir şeydir. Ben kalksam ben de es desem, duymadığım hiçbir şey yok. Nerede olursanız olun duyarım dese bir insan, bunu bir peygamber yapsa veya bir herhangi kimse yapsa, bu Allah Azze ve Celle'nin sahip olduğu bu ona has özelliği ben de sahibim demek gibi olur. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir benzeri ben de varım demek gibi olur. O zaman insanlara siz nerede olursanız olun seslenirseniz ben sizi duyarım demek gibi olur. Gökte de olsanız, yerde de olsanız, bilmiyorum göğe kadar iddiaları uzandı mı ama yerde nerede olursanız olun haberdar oluruz diyen kimselerin olduğunu, olabildiğini biliyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle zatını bununla övdü. وَهُوَ السَّمِيعَ Semiya olan yani nerede olursa olsun, bir sesi, sözü işiten Allah azze ve celle'dir. Huva ile baştan geldiği için bir başkası değildir demek. Essemi'a diye biri var. Bir kimsedir. Her şeyi işiten. İşte o da odur. Ve huves semi'ul alim. Bilen diye biri var. Her şeyi bilen. O da işte odur. Ve huves semi'ul alim. Yani biz Essemi'ı bilmişiz. El bilmişiz ama kimdir diye sormuşuz ayette de Cenab-ı Hak demiş ki işte o odur. Biz bunu aklen değerlendirirken bildik. İnsanda böyle bir ön hazırlık var. Bunları değerlendirebiliyor. Yani baktık ki biz bir yere kadar işitiyoruz. Sonrasını istemiyoruz. Baktık ki biz bir yere kadar görüyoruz. Önümüzdekini görüyoruz. Etrafımızdakini görüyoruz. Sonrakini göremiyoruz. Sonra düşündük ki böyle görmesi bir yere kadar olmayan biri olabilir mi? İşitmesi bir yere kadar sınırlı, mahdut olmayan biri olabilir mi? Her şeyi işiden, her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye gücü yeten. Bu insanın kendi akletmesinde yaradanla var eden ve mutlak güç sahibi olanı tanıması. Bunu aklederek yapıyor. Matematik gibi bir şey bu. Her şeye gücü yeten. Her şeyi duyan ama duymadığı hiçbir şey olmasın. Böyle biri olabilir mi? Her şeye gücü yeten ama gücünün yetmediği, zorlandığı, öylece kaldığı, ilerleyemedi. Öyle biri değil. Her şeye gücü yetecek, her şeye kahrını geçirmiş olacak. Bütün her şeyi kontrol edecek. İşte o innahu ala ve hu ala kulli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten. Takdir edersiniz ki bu ancak bir kişi olur çünkü bundan iki tane olması o zaman tanım birbiriyle çakışır. Yani her şeye gücü yeten Allah Azze ve Celle. Bir başkası için de her şeye gücü yeten dediğinizde Bunlardan birinin diğerine gücünün yetmesi gerekir. Ötekinin de ötekine gücü yetmesi gerekir. O zaman birbirleriyle karşılaştıkları zaman birbirlerine yenilirler. Ve o özelliklerini yani her şeye gücü yeten kalmaz, kaybeder. Her ikisi de kaybeder çünkü biri diğerinin gücünü yetiyor. O zaman demek ki bu her şey bağlamındaki tanımlar Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Her şeyi bilen ancak bir kişidir, bir zattır ve o da Allahu la ilahe illa huva. Kendisinden gayrı ilah olmayan Allah azze ve celle'dir. O her şeyi yaratmış olandır. Haliku kulli şey. Dikkat ederseniz bu kulli şey ifadesi hep Cenab-ı Hakk'ı tanımladığımız zaman karşımıza çıkan bir ifadedir. Dolayısıyla da her şey ile bir Allah Azze ve Celle arasında mutlak ve zorunlu, aklen mecburi bir alaka vardır. Bunu deldiğimiz zaman başkalarına da her şeyi gücü yeten, başkalarına da her şeyi duyan, başkalarına da her şeyi gören gibi evsafı yakıştırdığımız zaman işte Allah Azze ve Celle'ye zulmetmiş oluruz. es her şeyi duyan ancak O'dur. O yüzden nerede olursa olsun duyması görmesi asla sınırlı mahdut değildir. Çağrıldığı zaman icabet eder, duyar, yetişir. Bu Allah Azze ve Celle'nin ona has bir şeydir. Onun gibi başkalarını çağırıp yardım beklemek, onun gibi başkalarını gıyabında çağırırken duyacaklarını ummak, onlara Allah gibi muamele etmek olur. O da duyuyor Cenab-ı Hak gibi. Tuvalette de olsam duyuyor, evde de olsam duyuyor, yatağımda da olsam duyuyor, sağıma dönsem duyuyor, soluma dönsem görüyor şeklinde bir başkasını Cenabı ı Hak gibi tasavvur etmek gibi olur. Bu Allah Azze ve Celle'ye yapılmış en büyük iftira olur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu manada bir benzeri ne göklerde vardır ne yerde vardır. Desek ki ruhul emin böyledir, o da Cenabı ı Hak gibi duyar, işitir, ona da seslensek olur dese şirk koşmuş oluruz. Desek ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o da Cenab-ı Hak gibi böyledir. Söylensek, seslensek bizi duyar, yetişir, gelir, imdad eder desek yine Allah Azze ve Celle'ye ait sadece ona has olan اِنَّ Rabbi قَرِيبٌ mujib Benim Rabbim yakındır duyar, işitir, icabet eder. Semiyon mucibu davat. Bu Allah azze ve celle'nin ona has bir şey. O yüzden elçi onlara dedi ki: Sözü konuşurken, lafı söylerken bir şeye dikkat edin. Ben her şeyi duyan bir kimse değilim. Ve la aqulu lakum indi khazainullah ve la a'lamul Ben size Allah'ın hazineleri yanımda demiyorum. Gaybı biliyorum da demiyorum, ben bilmem. Beni yanıltabilirsiniz, beni aldatabilirsiniz, etraftakileri kandırabilirsiniz, söylediğiniz söz ile insanların aklını karıştırabilirsiniz. Ama bilin ki söylediğiniz sözü Allah Azze ve Celle bilir. Ya'lemu demek duyardan da öte, bilir yani ne maksatta söylenmiştir. Dışa doğru vermek istediği mesaj nedir? İçindeki gizlediği mesaj nedir? Bir zaman sonra beklenen etki nedir? Hesaplanan bu bunca mühendisliğin hepsini Allah Azze ve Celle bilir. Biz bu dünyayı yaşamaya devam ediyoruz. Toplumda kendi ikbalimizi, geleceğimizi, aidiyetimizi, tarafkirliğimizi korumak için sözün her türlü mühendisliğini yapıyoruz bazen bir sözü söyleyip ilk anda bir etkisini sonraki zaman başka bir etkisini planlıyoruz. İçten içe baktığımızda hesap içerisinde kalabiliyoruz. Allah azze ve celle bunu bütün boyutlarıyla bilir. Biz Cenab-ı Hakk'ı bu şekilde kandıramayız.